Donanmasızlık ne yapar? Vatan kaybettir. Donanmamıza göz bebeğimiz gibi bakacağız. Siyaset üstünde tutacağız. Onu yıpratmak isteyenlerle uğraşacağız. Donanmamız güçlü olması bir seçenek falan değil. Jeopolitik bir zorunluluk. Üç tarafı deniz olan bir evde yaşıyoruz yani. Yüzme bilmeden yaşayamazsınız. Mavi Vatan kavramını ülkemize kazandıran emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Antalya'da konuştu. Antalya Doğu Akdeniz'in kalbi. Yani Doğu Akdeniz'in her zaman diyorum iki tane amiral gemisi var. Doğudaki Mersin, batıdaki Antalya. Türkiye'nin 21. yüzyılında en çok uğraşacağımız alan Doğu Akdeniz. Siz bunun batı cephesini kontrol eden bir şehirsiniz. Çok güçlü bir şehir. O yüzden Mavi Vatan bilincinin Antalya'da gelişmesi, Antalya'nın denizcileşmesi, Antalya'nın Türkiye'nin denizcilik gücüne değişik boyutlarda katkı sağlaması çok önemli. Sivil Düşünce Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Antalyalılara Türk deniz jeopolitiğini anlattı. Türkiye'nin temel jeopolitik önceliklerinin Mavi Vatan, Türk Boğazları ve Kıbrıs olduğunu söyledi. Mavi Vatan deniz yetki alanlarımız, karasularımız, kıta sahanımız ilan edilmiş edilmemiş münhasır ekonomik bölgemiz. Balığı da bizim, dibi de bizim. Dibinin magmaya kadar giden her yerimiz. Mavi Vatan bilincinin gelişmesinin önemini vurgulayan Gürdeniz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" sözünü jeopolitik direktif ve sevre bir manifesto olarak değerlendirdi. Şu an Mavi Vatan mücadelesinde Atatürk'ün bu direktifin ikinci safhasına geçtik. Niye? Ana vatanı garantiledik. Bundan sonra ana vatanın denizdeki devamı Mavi Vatan sınırlarımızı garantilememiz lazım. Bir tek Karadeniz'de belirli. Doğu Akdeniz'de şu an belirlendi diyebiliriz. Ege'de biliyorsun büyük bir belirsizlik var. Gürdeniz gündemdeki sıcaklığını koruyan Kanal İstanbul konusunda da konuştu. Gürdeniz'e göre projenin hiçbir ekonomik faydası yok, çevreye zararı çok. En önemlisi de Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açması ki bu asla kabul edilemez. Montrö'nün bir bütünlüğü vardır. Türk Boğazları bölgesini tarif eder. Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı bütündürler. Siz şimdi bu bütünlüğü bozuyorsunuz ve hukukta yeni bir koşul yaratıyorsunuz. Şimdi kalkıp alt tarafı bir rant projesi için, ki olmayacağını ben de biliyorum, o projenin olması mümkün değil. Ama Montrö'yü kalkıp emperyalizme meze yapıyoruz. Bu çok yanlış. Emekli Tümamiral özellikle gençlerden ülkeyi ve Mavi Vatan'ı ilgilendiren her konuyu dikkatle takip etmelerini istedi. Türk Boğazları, Kanal İstanbul, Karadeniz Güvenliği, Mavi Vatan'la ilgili gelişmeler, Kıbrıs'la ilgili gelişmeler, Şahin gibi, bir kartal gibi izleyeceksiniz. En küçük şeyi, olayları bu gözlüklerle değerli. Çünkü sizin geleceğinizi ilgilendirir. Çünkü sizin çocuklarınızın geleceğini ilgilendirir. Jeopolitik kayıpların geri dönüşü olmaz.